Selamlar arkadaşlar, Çok Şeker Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine güzel bir model yapımı anlatıyorum. Cepli bebek süveteri. Ortak bir model, ister erkek ister kız bebeği uygulayabilirsiniz. Model haroşa, düz örgü ve lastik örgüden oluşuyor. Modele lastik kısımdan başlıyoruz. Beden kısmı için düz örgü yapıyoruz. Sonrasında İlmeklerimizi ikiye ayırıp ilk önce ön, ardından arka bölümü örüp tamamlıyoruz. Sonrasında güzel bir cep detayı ekliyoruz. Bir yumak ip kullandım. Modeli tamamladı bir yumak. Dikişler ve cep detayı için ikinci yumaktan biraz kullandım. 2 adet de düğme gerekli. 3,5 numara şiş ile örüyorum. Model çok kullanışlı bir model. Bu kısımdan açıp bebeğe rahatlıkla giydirebilirsiniz. Ölçülerine de bir bakalım. Omuzdan uç kısma kadar 33 santim. Yine omuzdan kol altına 13 santim. En olarak 27 santim. Roba genişliği 23 santim. Yaka 11 santim. Omuzdan yakaya kadar 6 santim. Ölçüler de bu şekilde. Modelimizin arkasına da bakalım. Oldukça sade, şık bir model. Modelin sayıları 1 yaş uygun. Yine başlangıç sayısına 10'ar ilmek ekleyerek istediğimiz yaşa uygun da modeli örebiliriz. Beden kısmını uzatarak yine roba kısmında başladığımız sayıya göre buradaki sıra sayılarını da artıralım. Şimdi bu şık modelin yapımına geçelim. Modelde kullandığım ip Kartopu Baby One. 100 gram 250 metre bir ip, anti pilling özellikli, renk numarası 855, 3,5 numara şiş ile örüyoruz. Modele 136 ilmek atarak başlayalım. Ilmek attım şişimi. Çiftli lastik örgü yapmaya başlıyoruz. İlk önce 2 ters ile başladım. Ardından 2 ilmeğimi düz ördüm. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz şeklinde sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. 2 ters ilmek ile başlamıştık. Sıra sonunda 2 düz ile bitirdik. Çiftli lastik örgünün kurulumunu yaptık. Artık her sırada düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. 2 düzümü düz ördüm. 2 ters ilmeğimi de 2 ters örüyorum. Bu şekilde örgümüze devam edelim. İlmek attıktan sonra 9 sıra İkili lastik örgü yaptım. Ön yüzdeyim. Örgümüze düz örgü ile devam ediyoruz. Ön yüzde, arka yüzde, ters örgü. Tüm ilmeklerimizi bu sırada düz örelim. Düz örgü kısmını da başlatalım.
İlmekleri düz örerek sırayı tamamladım. Arka yüze çevirdim. Arka yüzde de yine tüm ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Bu şekilde ilerleteceğiz beden kısmına. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yaparak örgümüzü ilerletelim. Lastik örgü kısmından sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek 54 sıra ördüm. Şimdi tüm ilmeklerimizi iki haroşa sırası örelim. Tüm ilmekleri iki haroşa sırası ördüm. Düz kısımla beden kısmını tamamlamıştık süveterimizin. Burada haroşa başlatarak modelin roba kısmını da başlatmış olduk. Öreceğimiz bu sırada 136 ilmeğimiz var. Bunları ikiye böleceğiz. İlk önce ön robayı, ardından arka robayı örüp modelimizi tamamlayacağız. ...68 ilmek ayırıyoruz. ...68 ilmek haroşa örerek gelelim. ...66 ilmeği örerek geldim. 2 ilmeğim kaldı ayrım için. Burada ön yüzde 2 ilmeği birlikte örüp 1 ilmek keserek koltuk altında ilmek kesmiş oluyoruz. Bu kısımdan örgümüzü çevirdik. Artık sadece ön robayı örüyoruz. Diğer 68 ilmek de arka parça için. Diğer uca kadar gelelim. Sağ tarafta, pardon, sol tarafta ilmeğimizi kesmiş olduk. Arka yüzde yine sol tarafta ilmek keseceğiz. Hep örgümüzün solunda ilmeklerimizi kesiyoruz. Her iki tarafta 6 ilmek eksiltmiş olacağız. İki ilmeğim kaldı. Yine bunların ikisini de birlikte örüp ilmek eksiltmiş oldum. Diğer uca gelelim. İki ilmek kalana dek örelim. Sıra sonuna geldim. İki ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ördüm. Bir ilmek daha eksilttim. Bu ikinci defa eksiltmiş olduk. Diğer uca gelelim. Arka yüzde diğerini de eksiltmesini yapalım. Arka yüzde sıra sonuna geldim. İki ilmeğim kaldı. Bunları da birlikte örüp kesmiş oldum. Ön yüzde örgümüze devam edelim. Sıra sonunda 2 ilmek kalana dek. Sıra sonuna geldim. Yine 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde de birlikte örüp 3. defa
ilmek eksilttik. Arka yüzde yine sıra sonuna gelelim. Arka yüzde sıra sonuna geldim. Yine kalan iki ilmeği birlikte örüp bir ilmek eksilttim. Ön yüzde sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. İki ilmeğim kaldı. Birlikte ördüm. Dördüncü defa ilmek eksilttik. Sıra sonuna gelelim. Arka yüzde sıra sonuna geldim. Burada da dördüncü kez ilmek eksilttim. Ön yüzde sıra sonuna gelelim. Sıra sonundayım. Beşinci defa ilmek eksiltiyoruz. Arka yüzde de eksiltelim. Ön yüze geçelim. Arka yüzde sıra sonuna geldim. Burada da bir ilmeği eksilttim. Beşinci defa ön yüzde sıra sonuna gelelim. Ön yüzde sıra sonuna geldim. Kalan iki ilmeği birlikte örüp kestim. Altıncı ve son kez ilmek eksilttik. Arka yüzde sıra sonuna gelelim. Arka yüzde iki ilmeğim kalanı dek ördüm. Bu kısımda da altıncı ve son kez ilmek eksilttik. Ön yüze geçtim. Her iki koltuk altı için altışar ilmeğimizi bu şekilde kapatmış olduk. 56 ilmeğimiz kaldı. 56 ilmeği bir 8 haroşa sırası daha örelim. Burada 2, 4, 6, 8 haroşa sıramız oluştu. Bir 8 sıra daha örüp 16 haroşa sırasına tamamlayalım. 8 haroşa sırası daha örüp bu kısmı 16 haroşa sırasına tamamladım. Ön yüze geçtim. Öreceğimiz bu sırada her iki tarafta askıların ayrımını yapıp yaka için ilmek kapatacağız. Askılarımız 16 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmek ayırıyoruz. Orta kısımda ilmek kapatmaya başlıyoruz. Diğer uçta 16 ilmeğimiz kalana kadar. Bir ilmeğimi ördüm. İkinciyi örüp bir önce ördüğüm ilmeği üzerinden atlatarak ilmeklerimi kapatıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Bakalım kaç ilmeğimiz kaldı? 2 4 6 8 10 12 14 15 Şişteki ilmek ile 16 16 ilmeğimizi örelim. Sırayı tamamlayalım.
sol taraftaki askımızı örerek devam edeceğiz. İlk önce bu askıyı tamamlayalım. Ardından diğer askıya geçeceğiz. Haroşa örerek askımızı biraz uzatalım. Askıyı 14 haroşa sırası ördüm. İlmeklerimi kapatıyorum. Yine ilk ilmeğimi aldım. İkinciyi örüyorum. Bir öncekinin üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi kapatalım. İlmeklerimi kapattım. İpimi biraz uzunca kestim. Dikiş yapacağız bu kısım için. Arkada ipimi bağladım. Diğer askıyı örmeye başlıyorum. Önünüze geçtim. Birinci haroşa sıramız oluştu. Bir 15 haroşa sırası daha örelim. 16 haroşa sırasına bu kısmı tamamlayalım. Askı kısmına devam edelim. Askıyı 16 haroşa sırası ördüm. Birini 14, birini 16 örmemizin nedeni burada 2 tane ilik açacağız. Bir omuz askımızda iliklerimiz olacak. Daha kolay kullanım için ön yüzdeyim. Bu sırada ilik açıyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüp iliğimi açtım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüp diğer iliği de açtım. Kalan 3 ilmeğimi de örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Şimdi 2 haroşa sırası daha örelim. İlmeklerimizi kapatalım. İki haroşa sırası ördükten sonra ilmeklerimi kapattım. Ön parçamız tamamlanmış oldu bu şekilde. İpimi hemen kaldığımız yerden bağladım arka yüzde. Bu kısımdan devam ediyoruz. Yine ön parçada olduğu gibi öreceğiz. Sıra sonunda sol tarafta 2 ilmek birlikte örüp bir ilmek kapatacağız. Arka yüzde de yine aynı şekilde sıra sonuna geldik mi? 2 ilmeği birlikte örüp bir ilmek kapatacağız. Her iki tarafta kol altında birer ilmek eksilterek toplamda 6'şar ilmek kol altı için keseceğiz. Bu şekilde haroşa örerek bu kısımdan sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. 2 ilmeğim kaldı. Birlikte örüp kol altında bir ilmek eksiltmiş olduğum sol tarafta. Arka yüzde de yine örüp sıra sonuna geliyoruz. 2 ilmeği birlikte örüp bir ilmek eksiltiyoruz. Bu şekilde her sıra sonunda ilmek eksilterek her iki tarafta 6'şar ilmeğimizi kol altı için kapatalım. Örgümüze devam edelim. Kol altı için her iki tarafta 6'şar ilmek kesmiş olduk.
8 haroşa sıramız da oluştu. Ön parçada olduğu gibi tüm ilmeklerimizi 20 haroşa sırası da örüp bu kısım ile birlikte 28 haroşa sırasına tamamlayalım. İlmeklerimizi kapatalım. 20 haroşa sırası daha örüp arka kısmı 28 haroşa sırasına tamamladım. Ardından ilmeklerimi kapattım. Bir yumak bu kısma kadar yetti. Dikişler ve cep bölümü için ikinci yumağa geçiyorum. Cebi de tamamladıktan sonra dikişlerini yapmaya başlayacağız. Cep bölümü için 16 ilmek başlayıp bir haroşa sırası ördüm. Ön yüzdeyim. Her iki kenardan her ön yüzde artırma yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir gizli artırma yapıyorum. Diğer uçta bir ilmek kalana kadar haroşa örelim. Bir ilmeğim kaldı. Yine gizli artırma yapıyorum. Kalan ilmeği de örüp sırayı tamamladım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde sadece ilmeklerimizi örüyoruz. Bir artırma yapmıyoruz. İlk ilmeğimi aldım. Artırdığım ilmekleri de sol taraftan bu şekilde şişimi geçirip haroşa örüyorum. Diğer uca gelelim. Bu kenarda da artırdığım ilmeği yine aynı şekilde sol taraftan girerek haroşa ördüm. Ön yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Gizli artırmamı yaptım. Yine diğer uçta bir ilmeğim kalana dek örüyorum. Diğer uca geldim. Bir ilmeğim kaldı. Artırmamı yaptım. Kalan ilmeği de örüp ikinci defa artırmış olduk. Arka yüzü örelim. Ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Artırmamı yaptım. Diğer uca gelelim. Bir ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeğimi örüyorum. Üçüncü defa artırmış olduk. Arka yüz örüp ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. Dördüncü defa artırıyoruz. Artırmamı yaptım. Sıra sonuna geliyorum. Yine bir ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıp ilmeğimi ördüm. Arka yüzü örelim. Ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. Beşinci defa artırıyoruz. Yine sıra sonunda bir ilmek kalınca artırmamızı yapalım. Ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. Altıncı defa artırıyorum. Sıra sonunda bir ilmek kalınca yine artırmamızı yapalım. Arka yüzü örüp ön yüze geçelim. Her ön yüzde 6 defa artırdık. 28 ilmeğimiz oldu. 2, 4, 6, 7 haroşa sıramız oluştu. 28 ilmeği 12 haroşa sırası örelim. Ardından kapatalım. Cep bölümünü tamamlayıp ilmeklerini kapattım. İpini biraz uzunca kestim dikişini yapmak için. Şimdi süveterin dikişiyle başlayalım. İlk önce omuz kısmını bu şekilde dikişini yapalım. Ardından
lastik kısımdan başlayarak haroşa kısma kadar bu bölümün dikişini yapalım. Son olarak da omuz kısmında iki haroşa sırası sonrasına bu kısma eşit gelecek şekilde düğmelerimizi dikelim. Süveterin dikişlerini tamamladım. Düğmelerini de diktim. Şimdi cep kısmının dikişine başlıyoruz. Onu da şu şekilde ayarlıyoruz. Orta kısma gelecek şekilde alt ve üstten mesafelerini aynı şekilde ayarlıyoruz. Yine yan kısımları da. Buradan başlayarak bu uca kadar dikişini yapalım. Cep kısmının da dikişini yaptım. Modelimiz tamamlandı. Deneyecek herkese kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.